Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle bir alışveriş videosu paylaşmak istiyorum. Yaptığım alışverişleri paylaşmak istiyorum daha doğrusu. Charlotte Tilbury'den yaptığım 4 parçalık bir alışveriş var. Bunları size göstermek istiyorum. Biliyorum şöyle bir 10 yıl falan oldu herhalde en son video çekmeyeli. Böyle tekleyebilirim, konuşamayabilirim falan. Çünkü unuttum gerçekten video çekmeyi. İlk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Neyse. Affedersiniz umarım. Önce şununla başlayalım. Bu bir Filmstar Bronze Glove diyor. Highlighter ve bronzer olarak geçiyor. Şunu içindekini ters koymuşum bu arada. Ters duruyor çünkü C ve T harfleri var. Yani normalde şöyle olması gerekiyor. Her neyse şunu şöyle şu şekilde açıyoruz. Ambalajlarını çok beğendim bu arada. Kullandıkları renkleri çok beğendim aslında. Bordomsu bir kahverengi mi diyeyim, böyle koyu bir rengin üzerine pembe altın kullanmışlar. Gerçekten uyum olarak çok güzel bence renk uyumu. Ve şöyle bir paketten çıkıyor. Paketi şöyle açıyoruz. Şu şekilde yine. Çok güzel bir ambalajı var. Kesinlikle ambalajı için bile alabileceğim bir üründü bu. Beni daha önce izleyenler zaten bilirler. Ambalaj konusunda biraz takıntılıyım. Güzel ambalaj gördüğüm zaman dayanamıyorum ve alıyorum maalesef. Şöyle göstereyim. Bu da pembe altın yine. Çok şık. Gerçekten çok şık yapmışlar bence. Bu gayet güzel yani. Diğer ambalajları da göstereceğim. Karşı tarafında bir ayna var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle yaklaştırırsam belki daha iyi görebilirsiniz. Çok çok koyu bir bronzer değil bu. İçinde hafif ışıltıları var. Highlight kısmı da biraz sarımsı. Şöyle göstereyim. Bence açık tenlilerde daha iyi durur gibime geliyor. Çünkü koyu renk çok fazla koyu değil. Gördüğünüz gibi arada çok fark yok yani renk farkı ikisi arasında. Bilemiyorum. Yani henüz denemedim ama çok yakında deneyeceğim. Çok güzel, çok güzel. İkinci ürün bir allık. Yine paket şu şekilde. Gördüğünüz gibi ambalajlarını çok tatlı yapmışlar bence. Ben beğendim yani. Gelen yorumlar arasında hani okuduğum yorumlar arasında daha doğrusu ambalajlarını biraz ucuz bulmuşlar fiyatına göre. Ben çok şikayetçi değilim açıkçası. Bence gayet şık duruyorlar. Gayet güzel duruyorlar. Yani daha önce görmediğim tarzda bir ambalaj. Şöyle göstereyim. Bu First Love. Yanlış söylemeyeyim. Sanırım First Love'du bu. İsmi. Evet, First Love. Şurasında yazıyor zaten arkasında. Şöyle iki renkten oluşuyor. Dış kısım birazcık böyle içinde ışıltıları olan bir renk. Orta kısımda mat şekilde yapılmış. İster tek, ister böyle tek tek kullanılabilir mi? Çok emin değilim ama. Çok oldukça açık bir renk ama çok tatlı, çok doğal bir renk. Umarım görebilirsiniz. Parlak olan kısım çok net çıkmayacak biliyorum. Çünkü ten rengime yakın bir renk. Veya şöyle karıştırarak fırçayı karıştırıyorsunuz. Şu şekilde onu da nereye sıvaştayım? Şöyle ikisinin yanına. Şöyle bir renk çıkıyor. Bence gayet de güzel bir renk. Şöyle tutarsam daha mı iyi görürsünüz? Yok. Şu ışığı kapatsam aslında belki daha iyi olacak. Sanırım bu şekilde daha iyi. Evet, gördüğünüz gibi. Sadece ortadaki renk bu şekilde. Dış kısımdaki renk bu şekilde. İkisini karıştırdığım zaman da şöyle bir renk çıkıyor. Güzel, çok doğal, çok tatlı bir renk. Yüzümde henüz denemedim ama deneyeceğim tabii ki.
Bu da böyle. Sonra iki tane palet aldım. Paletlere karşı da bir zaafım olduğunu hatırlarsınız belki. Şöyle sırayla. Belki paletler konusunda haklı olabilirler. Ambalaj konusunda. Yani ambalajları yine güzel ama çok ağır değil. Biraz daha ağır bir malzeme kullanılabilirmiş bence. Biraz daha şık olabilirmiş gibi düşünüyorum. Ama yine de güzel. Şu kısım özellikle yani. Her neyse. Evet, bu The Vintage Vamp olan renklerde böyle. Gördüğünüz gibi bordo tonlarda. Çok 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 güzel ve sonbahara, kışa çok yakışan renkler bence. Şimdi bunun swatchlarını görelim. Evet, ilk defa dokunacağım. Şöyle kameranın biraz fokuslamasını bekleyeceğim. İlk renkten başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi yine ten rengime yakın bir renk olduğu için böyle pembe, pembemsi şampanya rengi gibi bir şey. Hafif ışıltıları var. Bunu en son yapayım. Sonra şöyle bir renk. Gayet yumuşak ve tozutmayan bir yapısı var gördüğüm kadarıyla. Şu iki renk sanki birbirine benziyor. Yani arada çok az fark var. Evet. Bu birazcık daha koyu sadece. Bilmiyorum kamera algılayabiliyorsa eğer. Şu şekilde. Ve son renk. Bu içinde bayağı bir sim olan bir altın sarısı. Şöyle göstereyim. Güzel. Beğendim ben. Şu şekilde. Şu çok pigmentli gelmedi bana. Şunlar iyi. Sarı olan zaten çok fazla sim olduğu için içinde normal bu şekilde durması. Birkaç defa fırçayla geçtiğiniz zaman ve baz kullandığımız zaman yani çok daha net çıkacaktır renkler. Öyle düşünüyorum. Neyse, ikinci palete geçelim. Severek kullanacağımı düşünüyorum ben bunları. Bu da böyle. Bu da çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yine açık renkten başlıyorum. Bu daha kremsi. Gördüğünüz gibi. Ötekinin açık renginden biraz daha kolay sürdüm. Ama yine yani ten rengime yakın olduğu için böyle bu biraz daha, öteki biraz daha pembeydi. Bu biraz daha krem rengi gibi. Arada o kadar bir fark var yani çok. Birbirine yakın tonlar ama birisi pembemsi birisi kremsi diyeyim. Zaten iki palet birbirine yakın aslında. Yani ikisi de sıcak tonlardan oluşuyor. Birisi biraz daha kahverengi yani bu biraz daha kahverengi. Öteki biraz daha bordo. Şunu da süreyim. Çok güzel. Çok güzel. Şunlara benziyor mu diyeceksiniz? Hayır, onlardan biraz daha açık. Dediğim gibi onlar biraz daha bordo, bu biraz daha kahve. Kızıl kahve. Öyle diyeyim. Şimdi buna bakalım. Bu da bayağı kahve. Koyu bir kahve. Gayet yumuşaklar, güzeller ama. Beğendim yapısını.
çok çok yoğun pigment yok. Onu söyleyebilirim. Ama bazen böyle olması daha iyi oluyor. Özellikle bu tür tonlarda, koyu tonlarda yani. Çok aşırı pigment olduğu zaman makyaj yaparken kontrol etmek biraz daha zor oluyor çünkü. Böyle çok daha kontrollü sürebilirsiniz gözünüze. Wow, çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Bunun ismini söylemiş miydim? Dolce Vita. Çok güzel, çok beğendim. Bunu diğerinden daha çok mu beğendim acaba, yoksa? Sanki bunun renkleri biraz daha yumuşak geldi bana. Çok güzel ama, çok 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 güzel gerçekten. Çok beğendim. Evet, aldıklarım bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Belki almak isteyenler olursa, bilmiyorum Türkiye'de nasıl ulaşabiliyorsunuz. İngiltere'den sipariş verebilirsiniz sanırım, ya da bir tanıdığınıza sipariş verebilirsiniz. Artık Amerika'da da satılıyor çünkü. Bir şekilde ulaşabilirsiniz. Renkler böyle, iki palet arasındaki fark da bu şekilde. Çok beğendim. Aldığı da çok beğendim. Bronzer'ı özellikle sıvaçlamadım çünkü elimin üstünde çok fazla belli olmayacak. Fırçayla uygulamak gerekecek onu. Onu yüzümde kullandığım zaman yorumlarım tekrar. Şöyle çok bayıldım ama, renklerine bayıldım gerçekten. Dediğim gibi çok çok aşırı pigmentli değil ama çok yumuşak, güzel böyle satin yapıda diyebilirim. Güzel yani verdiği his. Bir tek en az beğendiğim şu sanırım. Şununla da biraz uğraşmak gerekir. Ama bu komple çok güzel. Çok çok beğendim bunu. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.